Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kıbrıs tatlısı tarifimi paylaşacağım. Çok lezzetli bir tarif. Denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Şimdi öncelikle malzemelerimizi öğrenelim. Malzemeler: kek hamuru için 4 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı ceviz ya da fındık içi, 1,5 su bardağı galeta unu, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Muhallebisi için 1 litre süt, 1 su bardağı nişasta, 1 paket vanilya, 1 paket krem şanti, şerbeti için 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, üzeri için hindistan cevizi. Evet, Kıbrıs tatlımızın yapım aşamasına öncelikle şerbetimizi yapmakla başlayalım. Çünkü şerbetimizin soğuk olması gerekiyor. 1 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Bunun üzerine de 2 su bardağı su ekleyip ocakta kaynatıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Bu ocakta kaynarken kekimizin yapım aşamasına geçiyoruz. Şimdi kekimizi yapalım. Öncelikle bir kaba 4 adet yumurtamızı kırdık. Üzerine 1 su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Yumurta ve şekeri krema kıvamına gelene kadar güzelce çırpıyoruz. Keklerde daha önceki videolarımda söylediğim gibi yumurta ve şekeri iyice çırpmak çok önemli. Hem yumurta kokusunu önlemiş oluyor hem de kekimizin güzel kabarmasını sağlıyor. Evet, şimdi ikisini birlikte çırpalım iyice. Yumurta ve şekerimizi köpük köpük olana kadar, krema kıvamına gelene kadar güzelce çırptık. Artık mikser kullanmamıza gerek yok. Bir çırpma teli veya spatula bize yardımcı olacaktır. Bu şekilde olunca kekimiz daha güzel kabarıyor. Şimdi 1 su bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. 1 su bardağı ceviz içimizi ekliyoruz. 1 su bardağı hindistan cevizimiz ekliyoruz. 1,5 su bardağı galeta unumuzu ekliyoruz. Karıştırıyoruz güzelce. 1 paket vanilyamızı ekliyoruz. 1 paket kabartma tozumuzu ekliyoruz. Bu şekilde karıştırıyoruz. Hamurumuzu çok söndürmüyoruz. Biraz bu kekimizin hamuru biraz katı şekildedir. Şimdi tepsimizi yağlayıp tepsiye dökeceğiz. Büyük boy dikdörtgen borcama dökeceğim ben. Sizin de elinizin altında varsa ona dökebilirsiniz. Tepsimizi yağlıyoruz. Şimdi hazırladığımız kek hamurunu buna dökeceğiz. Kek hamurumuzu tepsiye döküp yayıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece ayarındaki fırınımızda alt üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Her kekte olduğu gibi fırınımızı ilk yarım saat açmayarak kekimizi söndürmüyoruz. Şerbetimizi yaptık. Kekimizi de yaptık, fırına sürdük. Şimdi Kıbrıs tatlımızın muhallebisini yapalım. Bir tencereye 1 litre sütümüzü ekliyoruz. 1 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. 1 su bardağı nişasta ekliyoruz. Karıştıra karıştıra ocakta pişiriyoruz. Göz göz olup koyulaşınca ocağımızı kapatacağız. Biraz ilk sıcaklığı geçip soğuduktan sonra da ne çok soğuk olacak ne çok ılık. Hafif ilk sıcaklığını geçirdikten sonra içerisine 1 paket vanilya ve 1 paket krem şanti ekleyeceğiz. Sakın karıştırıp da pişirirken eklemeyin. Buna dikkat edin. Muhallebimiz piştikten sonra ekleyeceğiz krem şantisini. Söylediğim gibi ilk sıcaklığını geçirdikten sonra ekleyip mikserle çırpacağız. İlk sıcaklığı geçen muhallebimizin üzerine bir poşet krem şanti ekliyoruz. Yine bir paket vanilyamızı ekliyoruz. Ve mikser yardımıyla
İyice çırpıyoruz. Evet, kekimiz pişti. Üzerine bu şekilde bir çatal yardımıyla delikler açıyoruz. Şerbetini güzel çekmesi için. Soğuyan şerbetimizden de her tarafına gezdirip ıslatıyoruz. Daha sonra muhallebisinin üzerine döküp yayacağız. Şimdi de muhallebimizi kekimizin üzerine döküyoruz ve bir spatula yardımıyla üzerine eşit miktarda yayıyoruz. En son olarak da üzerine bolca Hindistan cevizi serpiyoruz. Buzdolabında beklettikten sonra tüketebilirsiniz. Bir gün öncesinden yapıp buzdolabında bekletirseniz tadı daha da güzel olur. Afiyet olsun. Diğer tarif ve videolarıma ulaşmak istiyorsanız abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz.